O ne vuruştu oğlum? Direk yıkıldı lan, direk yıkıldı. Ne yıkılması lan, kör müsün? Top türbüne gitti. Ben git hemşerim ya, senin takım kötü diye bizimkini niye kötülüyün lan? Yürü git, vur lan, vur. Salak lan mı? Lan fanatik, adamın biri Bitcoin'den 2 milyar dolar para çarpmış, senin tuttuğun takıma futbolcu alacakmış, haberin var mı? Allah'ını seversen, yemin et. Ulan ne hayırsever insanlar varmış be. O zaman şeyi alalım, Cristiano. Yok lan, o yaşlandı. Neymar'ı alalım, Neymar'ı, Neymar, Neymar. Oldu olacak, tutsubat soyalım bari. Sen git babanla eğlen lan, keşke tutsubatsan gelsen. Oğlum, adam parayı çarpıp gitmiş, işi gücü yok, sana futbolcu mu alacak? Ne çarpması kardeşim, ne diyorsun sen ya? Belki yoktur öyle bir şey. Sizin yüzünüzden ilerleyemiyoruz hemşerim. Ama aya gideceğiz, kıskanmayın. Vur lan! Lan nedir bu arkadaş ya, nedir bu ya? Hayırdır, ne oldu? Daha ne olsun be kardeşim? Ekonomi aldı başını gidiyor. Her şey atış pahası. İşçiyi, emekliyi düşünen de yok. Şimdi tam kapanma geldi, hepten ayva yedik. Yani? Kapanma geldiyse gelsin hemşerim, ne olmuş? Ne yani evladım? Zaten halimiz perişandı. Şimdi kökten perişan olduk. Allah sonumuzu hayır etsin abi. İnşallah 20 günde kafayı yemeyiz. Yazın, Rus turistler de gelmeyecekmiş. Öyle diyorlar. Merak etmeyin kardeşim. Durumumuz da iyi, turist de gelecek. Bu kadar kötü düşünmeyin kardeşim. Bu nedir ya? 550 tane turist kayıt yapmış kardeşim. Bu yaz gelecekler. 20 gün boyunca evinizde bir düşünün bakalım. Biz niye bu kadar kötü düşünüyoruz? Ayıptır ya, yapmayın ya. Vur lan, vur. Oğlum durum neyse biz onu konuşuyoruz. Sen niye saçmalıyorsun ki? Tamam kardeşim, konuşalım konuşmasına da siz de bir şeyleri görün artık be. Dedemin dedesi anlatırdı. Yiyecek ekmek yokmuş, ekmek. Ya şimdi her şey var. Şimdi de iş yok, güç yok, para yok. Herkesin eli ayağı tutuyor kardeşim. Çalışana iş var. Sen niye çalışıyorsun lan? Yoksa elin ayağın mı tutmuyor? Ha geçen iş yoktu diye benden borç para aldın. Peki o ne olacak? Veririz kardeşim ya. Amma tartana yaptınız siz de ya. Tamam oğlum, verirsin de. Sen niye işsizsin? Bana onu bir söyle. Ya niye olacak kardeşim? Kafama göre iş bulamadım. Sende kafam var lan beyinsiz. Sanki sen çok akıllısın. Kaleye giden topu tribüne gitti diyorsun. Öküz. Tribüne gitmiş topu bile kabullenmiyorsun. Şimdi kalkmış bir de bize akıl mı veriyorsun? Vallahi siz nankörsünüz be. Billahi nankörsünüz. Şu 20 günlük kapanma da bir düşünün. Biz ne yapacağız diye ya. Bir de düşünün ya. Vur lan sen de. Oğlum çay içecek paran yok. Bir de her şeyi ölümüne savunuyorsun. Önce dön kendine bir bak. Çıkar öde lan borcunu. Tamam öderim ya, ne uzattın? Öde lan. 20 gün sonra öderim. Acelesi yok. Kulağına küpe olsun evlat. Bilmediğin konular hakkında yorum yapma. Futboldan da anlıyorum, her şeyden de anlıyorum. Bunu bildiğiniz için beni kıskanıyorsunuz. Aynı Avrupa gibi beni kıskanıyorsunuz hemşerim. Kıskanıyorsunuz beni. Göreceksiniz. Salak lan bu. Hadi işte, daha dinleyecek saygısı bile yok. Saygısız. Umarım bir gün aklı başına gelir. O gün geldiğinde masaya vuran elim kırılsaydı demedi inşallah.